Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtımın genel ilkeleri ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugünkü dersimizin konusu da kontrol çaprazlaması ve eş baskınlık olacak. Eş baskınlık aslında Mendel'den sonra kalıtıma katılan konulardan bir tanesi. Yani Mendel'den sonra keşfedilmişti. Öncelikli olarak ödevlerinizi vereyim. Ödevlerinizi verdikten sonra da hemen konu anlatımına geçeceğim zaten gençler. Bugün dihibrit kontrol kontrol çaprazlaması eş baskınlığın sonuna kadar kitabınızda gelmeniz gerekiyor. Yani sayfa 89'a kadar dinamodan çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın diyorum. Hemen sıfırdan ona kısmından da gösteriyorum. Dediğim gibi kalıtımın genel ilkeleri ünitesinin neredeyse sonlarına doğru da geldik gençler. Soy ağaçlarını göstermiştik. Bugün kontrol çaprazlamasını anlatacağım. Neden yapılıyor? Sonucunda neyi öğrenmiş oluyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Eş baskın baskınlık yani kodominantlık kısmını da bugünkü dersimizde anlatmış olacağım. Tara geç testlerinin sonuna kadar gelebilirsiniz. Çok alerlik kısmına geçmeyin çünkü onu bir sonraki dersimizde anlatacağım. Sayfa 99'a kadar yapmadığınız hiçbir kısımda sıfırdan ona da kalmasın diyorum. En son takvimimizde göstererek konu anlatımına geçiyorum. Bugün kontrol çaprazlaması ve eş baskınlık sizinle birlikte dediğim gibi bir sonraki dersimizde de çok alerlik kalıtımı anlatacağım. Ve kan grupları konumuz olacak. Böylelikle birinci dönemi kapatmış olacağız gençler. Hazırsanız yazsanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak kontrol çaprazlaması ve eş baskınlık dediğimiz zaman nelerden aslında bahsedeceğiz onları söyleyeyim. Kontrol çaprazlaması nedir, nasıl yapılır, hangi sonuçlar elde edilir bunu anlatacağız. Arkasından da eş baskınlığın tanımını vereceğiz. Eş baskınlıkta biraz daha farklı kurallar ortaya çıkacak, açığa çıkacak diyeyim. Onu da detaylı bir şekilde anlatmış olacağız. Ödevlerimiz kısmını geçiyorum gençler çünkü ben kitapları göstererek gayet detaylı bir şekilde ödevlerinizi söyledim. Hemen buradan kontrol çaprazlamasıyla başlıyorum. Önce bir tanım vermek istiyorum aklımızda daha iyi kalsın diye. Kontrol çaprazlaması demek aslında baskın fenotipe sahip bireyin genotipini öğrenmek için yaptığımız bir çalışmadır. Biz baskın fenotipe sahip bir birey gördüğümüz zaman mesela kahverengi gözlülük genine sahip birey olsun kahverengi gözlü o olma geni mavi gözlü olma genine baskın olduğu için kahverengi gözlü olmayı büyük aile göstereceğiz mavi gözlü olmayı ise küçük aile göstereceğiz mesela ben kahverengi gözlüyüm Kahverengi gözlüyüm ama ben ne olabilirim? Büyük A, büyük A'da olabilirim. Yani homozigot kahverengi gözlü de olabilirim. Veya heterozigot kahverengi gözlü de olabilirim gençler. Ne yapacağız bunun fenotipinden genotipini öğrenmek için? Bunu tutup çekinik genotipli bireyle çaprazlayacağız. Yani aslında kahverengi gözlü biri gider mavi gözlü biriyle evlenirse ve bunların mavi gözlü çocukları açığa çıkarsa mavi gözgeninin birini ne yaptı bu taraftan aldı birini de bu taraftan almış demektir. Yani çekinik özellikli yavrular meydana geliyorsa bu birey heterozigottur diyoruz. Baktın bunlar evlendiler hiçbir çocuklarında mavi göz açığa çıkmıyor. Hepsi kahverengi gözlü oluyor. O zaman buradakinin ne olması lazım? Büyük A şeklinde olması lazım. Homozigottur diyeceğiz. Ya hocam illaki mavi gözlü biriyle evlenirsek ben kahverengi gözlüyüm, çocuklarım kahverengi gözlü diye ben homozigot muyum demeyin ben aklınızda kalsın diye öyle söyledim. Gençler bunları genellikle bitkiler üzerinde yapıyorlar. Mesela tutuyor sarı bir bezelyeyi yeşil bir bezelyeyle çaprazlıyor. Bunlardan 5000 tane yavru elde ediyor. 5000 tanenin içerisinde hiç yeşil yok. Hepsi sarı oluyorsa he diyor ki bu sarı bezelye homozigottu. İşte 5000 tane bezelyenin 3000 tanesi yeşil oluyor, 2000 tanesi sarı oluyorsa he bunda çekinik gen de var demiş demiş oluyor gençler. Hemen tanımlar üzerinden aslında anlattığımızı sözel olarak da bir söylemiş olalım. Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli bireyin yani az önce söylediğim aslında kahverengi gözgeni gibi düşün. Genotipini öğrenmek amacıyla yapıyoruz. Büyük A büyük A mı acaba A, büyük a küçük a mı bunu öğrenmek istiyoruz. Ne yapacağız biz bunu çekinik özelliği gösteren bireyle çaprazlayacağız. Bunların çaprazlanmasına da kontrol çaprazlaması ismini veriyoruz. Fenotipinde çekinik özelliği gösteren bireyin genotipi homozigot resesif küçük a küçük a. Baskın özelliği gösteren bireyin ise büyük a büyük a ya da büyük a küçük a şeklindedir. Unutmayın. Bu yöntemi tabii ki Mendel de kullanmıştır gençler. Halen genetikçiler tarafından önemli bir çalışma aracı olarak da kullanılmaktadır diyeyim. Hemen devam ediyorum. Şimdi az önce bezelyeler üzerinden anlatmıştım. Bezelyelerde sarı tohumlu olma geni yeşil tohumlu olma genine baskındı. Aynı zamanda mor çiçek geni de beyaz çiçek genine baskındır. Benim elimde bezelyeler var diyelim. Şimdi mor olmak baskın olduğuna göre büyük meyle neyi gösterelim? Mor çiçekli olmayı. Küçük meyle de beyaz çiçekli olmayı göstermiş olalım. Elimde mor çiçekli bir tane bezelye var. Yani büyük meyesini taşıdığını biliyorum. Homozigot mu? Heterozigot mu? Bilemedim. Tut tuttum bunu beyaz bir çiçekle çaprazladım Çaprazladığım zaman 1000, 2000, 10.000 bin tane yavru açığa çıktı. Ama hepsi mor çiçekli oldular. Hiç bizim beyaz çiçekli bir bezelye bitkimiz olmadı. O zaman bu yüzde yüz mor yavrulara sahipse homozigottur diyeceğiz. Neden? Bunu bununla çarparsan, bunu bununla çarparsan, bunu bununla, bunu bununla yazıp yaparsan hep mor bezelyeler açığa çıkar. ikinci alternatif nasıl? Benim mor çiçekli bezelyelerim var. Gittim bunları beyaz çiçeklilerle çaprazladım. Buradan bazılarının mor çiçekli olduğunu gördüm. Bazılarının ise beyaz çiçekli olduğunu gördüm. O zaman bunun yanının ne olduğunu söyleyeceğiz heterozigot yani çekinik geni taşıdığını söylemiş olacağız. Mor çiçekli bir bezelyenin genotipi büyük M büyük M ya da büyük M küçük M olabilir. Bunu öğrenmek için mor çiçekli bezelyeler ile beyaz çiçekli bezelyeleri çaprazlıyormuşuz. Eğer büyük M büyük M ise tamamının ne olması lazım? Mor çıkması lazım. Büyük M küçük M genotipine sahipse yani bu heterozigotsa yarısı beyaz çiçek olacak yarısı mor çiçek olacaktır diyorum Devam ediyoruz bir tane daha soruyla. Kontrol çaprazlama belirtilen bireylerden hangileri arasında yapılan çaprazlamadır? Kontrol çaprazlamasına baktığımız zaman dominant fenotipli iki birey arasında. He, şöyle iki tane bireyi mi çaprazlıyoruz? Hayır. Dominantla resesifi çaprazlıyoruz. Resesif fenotipli iki birey arasında diyor. Resesif fenotip genotip fark etmez zaten aynı şeyi yazıyoruz. Bu da benim için kontrol çaprazlaması anlamına gelmiyor. Dominant fenotipli birey ile he, dominant fenotipli yanını bilemiyorum. Resesif fenotipli olması için de şöyle olması lazım. Zaten şu yanını bulabilmek için kontrol çaprazlamasını yapıyorduk. Hangileri arasında yapılan çaprazlamadır dediği zaman zaman cevabımız yalnız 3 yani B seçeneği oldu. Hemen devam ediyorum gençler diğer bir sorumla. Yukarıda fenotipleri verilen canlılardan hangilerinin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlaması yapılmalıdır diyor. Hangisini yazamıyorsan onun için kontrol çaprazlaması yapmalısın. Mesela bunu yazmaya kalktım. Büyük K yanını bilemedim. Küçük L'ye küçük L'dir. L'ler küçük olduğu için genotiple fenotip aynı olacak. Küçük M fenotipinde ise küçük M küçük M'dir. Büyük N yanını bilemedim. Ha, bunda o zaman K ve N karakterleri için kontrol çaprazlaması yapmaya gerek var. Şuna bakıyorum yazmaya kalkayım. E fenotipi küçük K ise içi de küçük K küçük K. Küçük L küçük L küçük M küçük M. Küçük N küçük N şeklinde olacak. Ben bunun fenotipine bakarak genotipini direkt yazabildim. Kontrol çaprazlaması yapmama gerek yok gençler. Şuna bakıyorum. Küçük K küçük K olmak zorunda. Büyük M yanını ne bileyim ben. Küçük L küçük L büyük N yanını ne bileyim ben. Yani M ve N karakterleri için tabii ki kontrol çaprazlaması yapılmalı. Buraya bakıyorsun. Büyük K ne bileyim ben. Büyük L ne bileyim ben. Büyük M ne bileyim ben. Büyük N ne bileyim ben. Yani bunun zaten hiçbir karakterini bilemiyoruz. Sadece bir tane karakteri bilememem bile kontrol çaprazlaması için yeterlidir diyeyim. Hangileri yapılmalıdır dediği zaman da cevabımızın 1, 3 ve 4 şeklinde olduğunu gördüm. Yani D seçeneğine düştü. Hemen kontrol çaprazlaması ile ilgili bir soru daha çözüyorum. Kontrol çaprazlamasında durumlarından hangileri baskın fenotipli bireyin heterozigot genotipli olduğunu ispatlar cümle sanki çok uzun. Bakayım aslında ne demek istiyor. Durumlarından hangileri kontrol çaprazlaması ne yapıyordun baskın fenotipli bireyi çekinikle çaprazlıyordun. Bunun heterozigot olduğunu gösteren şey nedir? Bunların çekinik yavrularının dünyaya gelmesi. Yani kontrol çaprazlaması yaptım çekinik yavrular meydana geliyorsa ata birey heterozigottur. Çaprazlama sonucu oluşan bireylerin sadece çekinik fenotipte olması, çaprazlama sonucunda oluşan bireylerin sadece baskın fenotipte olması, çaprazlama sonucu oluşan bazı bireylerin baskın, bazı bireylerin çekinik fenotipte olması kesinlikle olur. Çekinik fenotip açığa çıkıyorsa tesadüfi olarak çıktıkları için tabii ki bu da gösterecek gençler sadece kelimesi biraz bizi tereddütte bırakmasın. Çünkü çekinik de tüm çocuklar olabilir. Yani sen tutarsın 5000 tane döll elde edersin ama bu 5000 döllün 5000'i de çekinik olabilir mi? Olabilir. Sonuçta her döllenmede olasılıklar tekrar ediyordu. Baktığımız zaman cevabım da tabii ki 1 ve 3 şeklinde oldu. Buradan da eş baskınlığa geçiyorum gençler. Eş baskınlıkla ilgili size hafiften önden bir şeyler anlatacağım. Tabii ki sonra bu sözel kısımlara geçiş yapacağız. Bunların böyle direkt direkt anlatınca bence yerine oturmuyor. Eş baskınlık dediğimiz şey birincisi Mendel'den sonra bulunan bir durumdan bahsediyoruz. Mendel iki tane genin olduğunu, bu genlerden birinin baskın birinin çekinik olduğunu söylüyordu. Baskın ve çekinik yani yan yana geldiği zamanda dışarıdan bakınca baskın gelin etkisinin görüldüğünü söylüyordu. Sonra tabii ki günümüzde de hala genetikle ilgili çalışmalar devam ediliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda eş baskınlık denilen bir durumun olduğu ortaya çıktı. Ne demek istiyorum? Hemen şuradan söyleyeyim. Sonra sözel kısımları söyler geçeriz gençler. Normal şartlarda Mendel'e göre ne diyordu? Diyelim ki diyordu bir kırmızı çiçek yeni olsun bir de beyaz çiçek yeni olsun. Şu an uyduruyorum gençler kırmızı çiçek yeni beyaz çiçek yenine baskınmış. Kırmızı olmaya büyük a'yı veriyorduk beyaz olmaya küçük a'yı veriyorduk. E büyük a ile küçük a yan yana geldiği zaman baskın olanın özelliği görüldüğü için bunların kırmızı çiçekli olduğunu söylüyorduk. Eş baskınlık durumunda ise kırmızı çiçek geni var, beyaz çiçek geni var. Kırmızı ve beyaz çiçek genleri birbirine eş baskın olursa yani ikisi yan yana geldiği zaman bir tanesinin etkisi görülmüyor. O yüzden de büyük harf küçük harfleri kullanmıyoruz. İkisinin etkisi de ortak olarak görüldüğü için farklı harfler veriyoruz ve büyük harf kullanıyoruz. Mesela kırmızı olmayı K ile gösteriyoruz, beyaz olmayı B ile gösteriyoruz. Bunların yavrusu KB genotipine sahip oluyor. Normal şartlarda Mendel gibi olsaydı biri baskın biri çekinik işte kırmızı baskınsa kırmızıdır diyecektik beyaz baskınsa beyazdır diyecektik bunlarda ise şöyle bir durum söz konusu oluyor gençler bu çiçeğe baktığın zaman Kırmızı ve beyaz genin birbirine baskınlık kuramadığı için alacalı bir görünüm ortaya çıkıyor. Yani çiçeğin bir yaprağı beyazken diğer yaprağı kırmızı oluyor veya çiçeğin yaprağının bir kısmı kırmızıyken diğer kısmı beyaz renkli oluyor. İki gen birbirine eş baskın ikisinin de ortak özelliği ikisine ait özellikler de yavru da açığa çıkıyor. Hemen bir tane daha söylüyorum. Siyah köpeğim var, beyaz köpeğim var. Siyahla beyaz genleri birbirine eş baskınmış. Bunları çaprazladığımız zaman eş baskınlık durumu varsa bunların köpeklerin yavruları dalmaçyalı oluyor. Yani sen hem siyahı görüyorsun hem beyazı görüyorsun diyeyim. Burada bir dipnot açacağım. Gençler bir de eksik baskınlık dediğimiz Durum söz konusudur. Sadece fen lisesinde anlatılıyor. Bazen soru bankalarınızda görüyorsunuz. Normal şartlarda e, fen lisesi hariç hiçbir programda eksik baskınlık yok gençler. Sadece tanımsal olarak söyleyip geçeceğim soru bankalarında gördüğünüz için eksik baskınlıkta da genler birbirine basamıyorlar. İkisinin arasında bir fenotip açığa çıkıyor. Mesela kırmızı beyaz genleri birbirine eksik baskın olursa yavru pembe renkli oluyor. Yani ne kırmızı oluyor ne beyaz oluyor ikisinin arasında bir şey ayrı bir şey açığa çıkıyor pembe. Ama eş baskınlıkta kırmızı da görülüyor beyaz da görülüyor. Siyah köpekle beyaz köpek çiftleşti eş baskınlık varsa yavru dalmaçyalı oluyor. Bir yeri siyah bir yeri beyaz eksik baskınlık varsa bunların yavruları gri renkli oluyor. Eksik baskınlığın daha fazla detayına girmeyeceğim gençler çünkü sadece fen lisesi müfredatında var. Hemen o zaman sözel tanımlarla devam ediyorum. Mendel'in çalışmalarında tam baskınlık durumunda heterozigot bireyler yani büyük A küçük A olan bireylerde baskın olanın özelliği fenotipte, dış görünüşte görülüyordu. Eş baskınlıkta ise alleller birbirine baskınlık kuramıyor. Heterozigot bireylerin fenotipinde ikisinin birden, iki allelin etkisi birden görülüyor gençler. Eş baskınlıkta heterozigot genotipli bireylerde her iki allel de fenotipi ayrı ayrı farklı olarak etkiliyor. İnsanlarda eş baskınlık durumu söz konusu mu? Evet. Bizim bir MN kan grubu sistemimiz var. Bir de AB0 kan grubu sistemi dediğimiz bir sistemimiz var. AB0 kan grubu sistemi hem eş baskınlı örnek hem de bir sonraki dersimizde anlatacağımız çok alelli kalıtımı örnek. Neden? Kan grubunun ortaya çıkması için AB ve 0 genleri etkili yani çok alel var 2'den fazla. Bir de A ve B genleri arasında eş baskınlık var. Yani sana anandan A kan grubu olma geni geliyorsa babandan da B kan grubu olma gerek geliyorsa sana A kan grubu veya B kan grubu demiyoruz. Ne diyoruz? AB kan grubu. Veya AB yan yana gelince ara bir şey çıkıp da sen de C'sin demiyoruz. Ne diyoruz? AB. Yani ikisinin de özelliği görülüyor gençler. MN'yi daha önce duymamış olabilirsiniz. Çünkü normal hayatta kullanmadığımız bir kan grubu sistemidir. Neden? MN kan grubu e, bakımından insanlar farklı genotiplere sahip ama kan alışverişinde MN kan grubuna karşı antikor üretimi olmadığı için e, kan nakillerinde öldürücü bir etkisi yok. O yüzden biz de MN kan grubu bakımından kan grubumuzu bilmiyoruz. Ha çok böyle merak ettik gittik detaylı bir test yaptırdık. Ben MN kan grubu bakımından da öğreneyim dersek tabii ki öğrenebiliriz ama rutin normalde öldürücü etkisi olmadığı için normal kan grubu tayininde AB0 grubu bakımından bir bir de RH faktörü bakımından kan gruplarımızı öğreniyoruz. Peki MN kan grubu nasıl bir kan grubu sistemi? MN kan grubu sisteminde insanları düşünün. Bir M kan grubuna sahip olanlar var. Bir de N kan grubuna sahip olanlar var. M ve N kan grupları birbirine eş baskın olduğu için iki alleli yan yana taşıyanlar da MN kan grubuna sahip oluyorlar. Sorularda özellikle yazıyor. Mesela diyor ki soy ağacında taranmış bireyler M kan grubuna sahiptir. E M kan grubuna sahip olduğuna göre mutlaka bunun genotipinin ne olması gerekiyor gençler? MM M şeklinde olması gerekiyor. N kan grubuna sahipse genotipinin yine kesinlikle NN şeklinde olması gerekiyor. MN kan grubuna sahipse iki geni de bulunduracağı için hem M antijenini taşıyor hem de N antijenini taşıyor. Daha sonraki dersimizde kan gruplarında kalıtımı anlatacağım ama küçük de söylemiş olayım gençler. Bizim kanımızda çeşitli antijenler var. Bu antijenleri bulundurma durumumuza göre kan grubumuz belirleniyor. Mesela sen A kan grubuna sahipsen demek ki sende A antijeni var. İşte B kan grubuna sahipsen B antijeni var. AB kan grubuna sahipsen iki antijeni de taşıyorsun. Benim gibi 0 kan grubuna sahipsen sende antijen yok demektir. Aynı şey MN kan grubu için de geçerli. M antijenini bulunduranlar M grubu oluyor. N antijenini bulunduranlar N grubu oluyor. MN antijenini bulunduranlar da MN kan grubuna sahip oluyorlar. Diye. Buradan size bir şey öğreteceğim gençler. Bunu öğretmeden önce şuradan bir şey göstermek istiyorum. Tabii ki şöyle bir baktığımız zaman kendi içerisinde karşılaştırma yapmak istiyorum. Mesela az öncekini hatırlatayım size. Mendel için ne dedik? Mendel mesela diyor ki kırmızı çiçekli olma geni baskındır büyük A diyor. Beyaz çiçekli olma geni de küçük a'dır diyor. Çekinik kaldığı için sonra bunların heterozigot genotipli iki bireyini çaprazlıyorduk. Çaprazlamada ne yapıyorsun? Bunu tut bununla yaz. Bunu tut bununla yaz. Bunu bununla yazacaksın. Bunu bununla yazacaksın. Çaprazlamayı yaptığımız zaman büyük A büyük A, büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A küçük, A küçük A, küçük A küçük A şeklinde olabiliyordu. Bu ne olacaktı? Bir kere homozigot bireyden bahsediyorduk homozigot kırmızı rengine sahip olacaktı. Şunlar heterozigot bireylerimizde ama bunlarda da büyük A'nın etkisi görüleceği için bunlar da kırmızı renkli olacaklardı. Çekinin homozigot olmaktan başka alternatifi yok zaten. Bu da ne renk olacaktı? Beyaz renkli olacaktı. Bu neydi? Mendel'in bulduğu mono hibrit çaprazlama dediğimiz çaprazlamaydı gençler. Hard, hatta buradan da fenotip çeşidini ve genotip çeşidini hesaplamıştık. Ne demiştik? Fenotip çeşidine bakacak olursak dışarıdan bakılacak görünüşe bakacak olursak kırmızı 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 beyaz. Ha, iki çeşit fenotip açığa çıkıyor. Sonra bunların fenotip ayrışım oranlarını yapmıştık. Yani dışarıdan bakıldığında 4 döl çıktığı için rakam 4'ü tamamlıyordu. Hatırlayın. Kırmızı kırmızı kırmızı. 3 tane kırmızı, 1 tane de beyaz. Yani fenotip ayrışım oranını da 3'e 1 demiştik. Genotip çeşidine bakacak olursak ya hocam büyük A büyük A oluyor. Büyük A küçük A oluyorlar veya küçük A küçük A şeklinde oluyorlar. Yani genotip çeşidi kaç olacak? 3. Genotip ayrışım oranına da bakacak olursak ya hocam büyük A büyük A var 1. Büyük A küçük A'lardan 2 tane var. Bir tane de küçük a küçük a var 1 2 1 de bu bizim daha önce de öğrendiğimiz mendelin genetiğine uygun monohibrit çaprazlamaydı. Ama eş baskınlıkta farklı bir durum söz konusu oluyordu gençler eş baskınlıkta ne olacak diyelim ki şu bizim kırmızı çiçekli olma genimiz olsun. Kırmızı çiçekli olmayı büyük K ile göstereceğiz. Beyaz çiçekli olmaya baktığımız zaman eş baskınlık söz konusu ya bunların arasında. Onu da başka bir harfle göstereceğiz. Yani B ile göstereceğiz. İki tane heterozigotu çaprazlamaya başladım. KB çarpı KB yaptım. Kural hiç değişmez. Bunu tut bununla yaz. Bunu tut bununla yaz. Bunu tut bununla. Bunu tut bununla, bunu tut, bununla yaz. Şeklinde. Yani bunların çocukları KK olabilir. KB olabilir, KB olabilir veya BB şeklinde olabilir. Altlarına yazmaya kalkarsam şimdi KK olan ne renk olacak? Kırmızı renkli olacak onu yazdım. Sonra KB, KB olanlar kırmızı veya beyaz birbirine e, baskın gelemiyor ki bunlar kırmızı beyaz renkli olacaklar. Yani atıyorum şerit gibi biri kırmızı biri beyaz ikisini de göreceğim alacalı yazayım ona şuraya da baktığın zaman bunlar da beyaz olmaktan başka alternatifi yok. Burada yazsan arkana hemen dinliyorsun. Fenotip çeşidine bakacak olursak dış görünüşüne bakıyorsun. Kırmızı var, alacalı var, beyaz var. He, fenotip çeşidi 3 çıktı. Fenotip ayrışım oranına bakacak olursan hocam bir tane kırmızı var. İki tane alacalı var. Bir tane de beyaz var. He, Mendel'den farklı bir şey açığa çıkıyor. Genotip çeşidi değişmedi gençler. KK, KB, BB yani üç çeşit. Genotip ayrışım oranına bakacak olursak da bir tane KK var, iki tane KB var, bir tane de BB var diyeceğiz. Yani eş baskınlık durumda monohibrit çaprazlamadan Mendel'in bulduğu tam baskınlık durumundan farklı bir oran açığa çıktı. Eş baskınlıkta fenotip çeşidi genotip çeşidine eşittir. Fenotip ayrışım oranı genotip ayrışım oranına eşittir diyeyim gençler. Şimdi o zaman sözel olarak da söyleyebiliriz gençler. Eş baskınlığın olduğu monohibrit çaprazlamalarda fenotip ve genotip ayrışım oranı her zaman 1, 2, 1 şeklinde çıkmak zorunda. Fenotip çeşidi sayısı da genotip çeşidi sayısına eşit çıkacak ve her zaman bu 3 olmak zorunda. Hemen yazıyorum gençler buradan tekrar geçiyoruz. Fenotip çeşidi 3'müş fenotip ayrışım oranı da 1, 2, 1 şeklindeymiş. Genotip çeşidine bakacak olursak 3 genotip oranı da tabii ki 1 2 1 şeklinde olacak eş baskınlıkta unutmayın yine küçük bir dipnot açıyorum eksik baskınlık sorusu görürseniz onun sayısal sorularında yani şu oranlarda herhangi bir farklılık yok. Yani bu eksik baskınlık müfredatta yok. Ben bu soruyu çözmeyeyim geçeyim demenize gerek yok. Eş baskınlık gibi hesap yapıp soruları çözebilirsiniz. Heterozigot kıvırcık saç genotipine sahip MN kan gruplu iki bireyin çaprazlaması sonucu oluşabilecek fenotip ve genotip çeşidi istenmiş bizden. Heterozigot sıvır, kıvırcık saç genine sahip olduğuna göre büyük A'ya küçük a olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu neymiş? MN kan grubuna sahipmiş. 2 bireyin kendileştirilmesi de diyebilirdi. Yani şöyle deseydi: Heterozigot kıvırcık saç genotipine sahip MN kan gruplu birey kendileştiriliyor. Yani kendisiyle aynı genotipte bireyle çaprazlanmasından bahsedeceğiz. Her zaman ne diyorum? Elmayı elmayla çarpacaksın, armudu armutla çarpacaksın. Yani aslında çaprazlamayı şu şekilde yapacağız gençler. Ama A'ları kendi içerisinde çaprazlayacaksın. MN'leri de yine kendi içerisinde çaprazlayacaksın. Çaprazlamayı yapalım. Büyük A büyük A gelir, büyük A küçük A gelir, büyük A küçük A gelir, küçük A küçük A gelir. Şuraya baktığın zaman da büyük M'ye büyük M geldi, büyük M'ye N geldi. Büyük büyük M'ye N ne geldi, N'ye N ne şeklinde oluşacak bu bireyler. Sen ne istiyorsun? Fenotip çeşidini istiyorsun. Fenotip çeşidini bir A karakteri için bulacaksın, bir de MN karakteri için bulup genetikte her zaman ne yapıyoruz? Bulduklarımızı birbiriyle çarpıyoruz. A için fenotipe bakacak olursan hocam ya büyük A'ya benziyorlar ya da küçük A'ya benziyorlar. Yani fenotip çeşidi 2 çıkıyor. MN'ler için bakarsan eş baskınlıktan dolayı biraz daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Fenotip çeşidi MM olanlar var, MN olanlar var, NN olanlar var. Yani fenotip çeşidi 3 oluyor gençler. E çarpacak olursak fenotip çeşidine 6 olarak bulduk. Genotip çeşidine de geçiyorum. Genotip olarak bakarsan büyük A büyük A var, büyük A küçük A var, küçük A küçük A var. Yani genotip çeşidi 3 oldu. Büyük M büyük M, büyük M, büyük M ye MN bir de NN kan grubuna sahip oluyorlar E oradan da 3 çeşit genotip geldi. 3 kere 3 9 olduğuna göre cevabı da D'ye yapıştırmış olduk. Hemen devam ediyorum. Bir tane daha soru çıktı karşıma. Zaten MN kan grubu ile ilgili çok fazla derecede eş baskınlıkta sorular göreceksiniz. M kan gruplu bir birey ile N kan gruplu bir bireyin çaprazlamasında neler oluşabilir demiş. Ben hemen yazmaya başlıyorum. Bir kere M kan grubuna sahipse genotipinin de MM olması gerekiyor. N kan grubuna sahipse genotipinin de NN şeklinde olması gerekiyor. Çaprazlamayı yapacak olursak MN, 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 MN kan grupları açığa çıkıyor. Başka herhangi bir alternatif yok. Yani bunların çaprazlaması sonucunda oluşacak çocukların hepsi MN kan grubuna sahip olacaklar. Homozigot M kan gruplu yani MM çıkmaz. Zaten M kan grubun homozigot olmaktan başka alternatifi mi var? Laf kalabalığı. N kan gruplu heterozigot. Hadi oradan birinin N kan grubuna sahip olması için zaten homozigot olması gerekiyor. Heterozigot N kan gruplu diye bir tanım olamaz. MN kan gruplu çocukları tabii ki dünyaya gelecek. Hangileri oluşur dediği için de cevabımız yalnız 3 oldu. Hemen bir tane de soy ağacı sorusuyla devam edelim. Aşağıda verilen soy ağacında numaralandırılmış bireyler MN kan grubu sistemi bakımından genotiplerini bilemiyormuşuz. Allah'tan M ve N'lerin zaten genotiplerini belirleyebiliyoruz. Oradan ilerleyerek sülalenin çocuklarının genotiplerini bulabileceğiz. Buna göre numaralandırılmış bireylerin olası kan grubu fenotiplerini yazınız diyor. Şimdi bakıyorsun birincisi bu M kan grubuna sahipse kesinlikle MM olmak zorunda. N kan grubuna sahip adamın da NN olmaktan başka alternatifi yok. E anasından M gelecek, babasından N gelecek. İki numaralı birey kesinlikle MN kan grubuna sahip olacak. Sonra şuraya bakıyorum gençler yukarıya doğru gitmiş olayım. Bunların çocukları NN kan grubuna sahip olmuş, MN kan grubuna sahip olmuş, MN kan grubuna sahip olmuş. Bir kere şurası kesinlikle NN N olmak zorunda, başka alternatif yok. Şu çocuk bana ipucu veriyor. N'nin bir tanesi babasından aldı. Diğerini anasından aldı. E bu kızla bu erkek çocuk M'leri kimden aldı? O zaman bir numaralı bireyde de kesinlikle M bulunmak zorunda. Biri de yapıştırdım. M, N kan grubuna sahip olacak. Buradan üçüncü bireye geçiyorum ama alternatifli ortaya çıkacak. Neden? Burası MN kan grubuna sahip. MM olan da kesinlikle böyle gösterileceğine göre iki tane alternatifim var. Birincisi babadan M'yi alır anneden zaten M'yi almak zorunda. İkinci alternatif bu taraftan ne gelir bu taraftan M'den başka bir şey gelemez. Yani MN kan grubuna da sahip olabilir. O zaman seçeneklere gideceğiz. 3 numaralı birey MM de olabilir. MN kan grubuna da sahip olabilir. Ne bileyim ben iki tane alternatif açığa çıktı. Buradan hemen dersimizi bitiriyoruz gençler. Konu bitir biterkenle özetliyorum ve ödüllü soruya geçiş yapıyoruz. Kontrol çaprazlamasını niye yapıyorum? Genotipi bilinmeyen bireyin daha doğrusu genotipi bilinmeyen baskın fenotipli bireyin genotipini belirlemek için yapıyoruz. Ne yapacaktık? Bunu çekinik genotipli bireyle çaprazlayacaktık. Eğer tamamı homozigot çocuklar meydana gelirse yani hepsi baskın özelliği gösterirse ata birey homozigottur. Çocukların yarısı çekinik özelliği yarısı baskın özelliği gösterirse ana birey heterozigottur diyecektik. Bir karakteri oluşturan genler bir bazen birbirlerine tam baskınlık gösteremiyorlardı. O zaman da eş baskınlık söz konusu oluyordu. Eş baskınlık durumunda ne olacak gençler? Hem anneye hem babaya ait özellikler yavru bireylerde ortaya çıkacaktı insanlardaki AB0 kan grubu sistemi yine MN kan grubu sistemi eş baskınlığa örnekti diyeyim. Buradan hemen ödüllü soruya geçiş yapıyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.